Biliyorsunuz bir milli ara verdik. Burada mevcut oyuncularımızla, antrenmanlarımız ve hafta sonu bir hazırlık maçıyla bu arayı değerlendirdik. Ümraniyespor maçı öncesi milli oyuncularımız yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. İşte zaten Endre'nin biliyorsunuz bir sakatlığı vardı, o hemen döndü. Sonra Amir, işte Calvo bugün geldi. Biliyorsunuz Zimmer'in de tekrar buradan bir hayırlı olsun diyelim. İnşallah sağlıkla büyütürler. Bir bebeği oldu, o da ekstradan bir gün izin aldı. O da yarın inşallah aramıza katılmış olacak. Maç için kadromuzdan biliyorsunuz İbrahim Seyiç kırmızı kart gördü ve ondan doğal olarak faydalanamayacağız. Endri de maç gününden bu yana rehabilitasyon çalışmalarını, tedavilerini sürdürüyor bugün dahil olmak üzere. Yarın yavaş yavaş saha çalışmalarına başlayacağız. Onun durumu kritik, maçta oynayıp oynamayacağı ile alakalı. Ama daha yüksek ihtimal sanki aramızda olmayacak gibi. Onun dışındaki takım antrenmanlarını sürdürüyor. Ümraniyespor maçına geldiğimiz zaman net biliyorsunuz iç sahadaki bu sezon gerçek anlamda ilk maçımızı oynayacağız Konya'da. Taraftarımızla Eskişehir'de de nispeten destekliyorlardı bizi sağ olsunlar ama ilk buluşmamız olacak. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah iyi bir mücadele, iyi bir oyunla onları mutlu ederiz. Rakibimize geldiğimiz zaman Ümraniyespor, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ümraniyespor takımı oynadığı oyun, aldığı puan göz önüne alındığında ligin en ters orantıda görünen takımı. Gerçekten iyi organize bir takım, bir çok belli ki bir antrenör takımı. Çok zor bir maç olacak. Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç olacak. İnşallah dediğim gibi mücadele artı iyi oyunla güzel bir sonuç alabiliriz. Evet, aslında Milyar'dan hemen önce Galatasaray maçı bu konuda büyük bir periyot tatmin ediciydi açıkçası. Evet, gün be gün ilerliyoruz. Milli aranın oyunsaldan çok biliyorsunuz 3 tane kanat oyuncumuz da eksikti. Hem Muriç, hem Hamilton, hem Konrad'dan faydalanamadığımız bir dönemdi. Bunu atlattık. Bu da en azından set hücumlarının yanında geçişlerde de elimizi güçlendiren bir durum. Gün be gün gelişen bir oyunumuz var. Daha çok yenilerin adapte olduğu bir oyunumuz var. İnşallah seviyemizi, Ümraniye maçında geldiğimiz seviyeyi hep beraber göreceğiz. Yani enteresandır. İki senede hemen maçın başında, iki maçtır da maçın başında hemen ikinci dakika daha dolmadan goller yedik ve buna rağmen yere sağlam bastık. Evet, aslında bu maçlara skor olarak üzülürken aslında bu maçlar her platformda oyunumuzu oynayabileceğimiz noktasında bize de dönüt veriyor. Skoru bir şekilde umursamıyorum çünkü lig uzun. Evet, puan alabilirdik, puanlar alabilirdik ama oradaki güçlü oyunumuzu sürdürmemiz, o bize oyun bir referans, güç sürdürmemiz lazım. Onun çalışmalarını yapacağız. Mame de biliyorsunuz aramıza geç katıldı. Uçe nispeten daha erken katıldı. Hazırlık maçında Uçe'den faydalanmak, çünkü Uçe geçen haftanın büyük bölümünü ufak bir sakatlığı vardı, onun rehabilitasyonuyla geçti. Ama süre verdiğimiz dakikalarda elinden gelen en iyisini yaptı. Takımımıza katkı sağladı. Mama Diouf'ta özel bir oyuncu. Gol yollarında etkili bir oyuncu. Onun için belki bu milli aranın en iyi geldiği oyunculardan bir tanesi de Mama Diouf. Formunu yükseltti. Alabileceği dakika sayısı bizim tahminimizce uzadı. İkisinden de faydalanmaya devam edeceğiz. Maçın gidişatına göre. Taraftarımız zaten bizim için geçen sene güçlü bir iç saha Konyasporu vardı. Bu taraftarımızın da bundaki pozitif etkisi yatsınamaz. İnşallah dediğim gibi güzel bir buluşma olur. Onları stada bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. İnşallah onları evlerine mutlu göndeririz. Salı günü akşam bir sahada dolaşma şansım oldu. İnşallah cumartesi günü de son antrenmanımızı stadda yapmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa işte ilaçtır, gübredir ya da bakımdır vesaire. Planımız şu anda o yönde. O gezdiğim zamanki izlenimim sahanın
çok güzel olduğu şeklinde ama biraz akşam saatleriydi. Cumartesi günü antrenmanda daha iyi bir fikre sahip olacağız. Ama yeteri kadar süre geçti. Özenle çalışıldı. Eminim ki bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zeminle karşılaşacağız.